Sevgili dostlarım merhabalar. Biten bir ilişkinin psikolojisine bakacağız birlikte. Bir ilişki bittiğinde geride ne gibi izler bırakıyor? Ve bir ilişkinin bitmesi için hangi zeminlerin oluşması gerekiyor? Bunları konuşacağız. Tabii ki bir ilişkinin bitmesini bize kesin ve net bir şekilde gösteren sinyaller yok. Eğer böyle bir şey olsaydı, yani bir ilişki metre gibi bir cihaz olsaydı elimizde, sabah kalkıp bir baksaydık ilişkimiz şu an hangi durumda, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neleri ihmal etmişiz ya da neler yapmamız gerekiyor, bunları bize verebilseydi ne güzel olurdu. O zaman bir takım önlemler alırdık, değiştirmemiz gereken şeyleri değiştirmeye çalışırdık. Fakat böyle bir cihaz yok. Aslında böyle bir cihaz olsaydı bile muhtemelen bazı ilişkiler biterdi ya da bazı insanlar ilişkiyi bitirebilmek için bu verileri oluşturabilmek adına yine bilinçli bir şekilde bazı eylemlerde bulunurlardı. Dolayısıyla bir şey bitmesi gerekiyorsa öyle ya da böyle biterdi. Elbette çok genel bir çerçevede, herkes için geçerli, her koşulda, her durumda, her ilişkide böyledir diyebileceğimiz bitiş gerekçeleri yok. Fakat bazı ortak noktalar var. Bir ilişkiyi bitirebilecek işte bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi aslında bir ilişkinin bitişi güneşin batışı gibidir çoğunlukla. Bazen fark etmezsiniz. Bir bakmışsınız hava aydınlıktır. Sonra güneş bir anda batar. Ve ne olduğunu anlamazsınız, gün bitmiştir. Bazen de güneşin batışı yavaş yavaş size günün bitmekte olduğunu hatırlatır ve bunun farkına varırsınız. Bazen de bir güneş tutulması olur ve ay güneşi kapatır. Bir anda her şey, hiç beklemediğiniz bir anda kapkaranlık olur. Şimdi aslında ilişkilerin bitişi bazen sinyal verir bize, bazı davranışları yaptığımızda ya da tanıklık ettiğimizde. Bazen hiçbir şekilde bunu anlamayız çünkü her şey yolunda gidiyordur ama gerek bizden, gerek partnerimizden, eşimizden, sevgilimizden kaynaklı geri planda bilinç dışı işleyen bir süreç orada devreye girmiştir. Bazen de hiç öngöremediğimiz, bilmediğimiz ve belki de hiç anlam veremediğimiz şeyler. Hani biz ayrı dünyaların insanlarıyız, sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi gibi böyle hani anlamsız gerekçelerle bir ilişki biter. İlişkinin aslında bazı durumlarda bitişiyle alakalı bir takım sinyalleri alırız. Bazen de durup dururken hiçbir sebep yokken bir ilişki bitebilir. Elbette bitiş hiçbirimizin istediği bir şey değildir. Yani biz bir şey sonsuza dek sürsün isteriz. Keyif aldığımız bir filmi izlerken film hiç bitmesin, hiç kapatmayalım, hiç normale dönmeyelim isteriz. Ya da güzel bir tatile çıktınız, tatil hiç bitmesin istersiniz. Aynı şey ilişkiler için de geçerli ve tabii ki istediğimiz şey kalıcı, sağlam, sağlıklı bir ilişkinin yaşam boyu devam etmesi. Bu mümkün mü? Birçok insan için mümkün ama bazı durumlarda bir ilişkinin bitmesi gerekiyor. Çünkü bitmesi her iki taraf için de aslında en doğrusu. Bazı durumlarda taraflardan biri bu bitişi kabul etmeyebiliyor ama baktığınızda diğer taraf için belki de ilişkinin bitmesi tekrar ruh sağlığını koruyabilmek, tekrar sağlıklı bir şekilde hayata devam edebilmek için çok önemli. Çünkü patolojik ilişkiler var, toksik ilişkiler var. İnsanı zehirleyen, içine çektiği zaman adeta dipsiz bir kuyuya sürükleyen ilişkiler var. Böyle bir durumda adeta bir ipe tutunur gibi sımsıkı parmaklarınızı kangren edercesine bu ilişkiyi bitirmeyeceğim demek de doğru değil. Demek ki bazı durumlarda bir ilişkinin bitmesi gerekiyor. Ve bu bitiş her iki taraf içinde ya da bazen en azından tek taraflı en doğrusu ve en hayırlısı olabiliyor. Bitişlerle ilgili belki de en büyük sıkıntı taraflardan birisi için ilişkinin aniden bitmesi, bir anda bitmesi. Şimdi bitiren taraf muhtemelen kendi kafasında bununla ilgili bir takım şeyleri denemiştir, zaman vermiştir ya da bazı kriterler oluşturmuştur, anlatmıştır, dil dökmüştür, destek almaya çalışmıştır. Ama karşı taraf bunu görmemiştir, görmezden gelmiştir ya da görmek istememiştir. Dolayısıyla hani burada aniden bir anda bir sabah uyandığınızda bir mesajla biten ilişkiler çok da öyle aniden bitiyor gibi olmuyor. Bazen biz öyle sansak bile öncesinde ilişkiyle alakalı karşı taraf bize genellikle bir takım sinyaller veriyor. Bazı şeyleri ima ediyor, bazı duvarlar örüyor, sınırlar çiziyor, bir şeyler söylüyor. Belki sözleriyle, belki beden diliyle ama
Biz bunu görmediğimizde ne oluyor? Bir sabah uyanıyoruz ve pat diye bir mesajla ya da işte bir sohbet esnasında durup dururken ya da bazen bir notla. Şimdi böyle bir bitiş aslında öncesinde ben geliyorum diyor çoğunlukla. Fakat biz bunu görmediğimizde işte ani bir bitiş gibi gelmeye başlıyor bize. İletişimsizlik tabii ki bir ilişkiyi bitiren en önemli sebeplerden biri. İletişim kuramadığınız bir insanla ne yapacaksınız? Sürekli aynı ortamdasınız, birliktesiniz, yan yanasınız. Fakat konuşamıyorsunuz, temas etmiyorsunuz, bir şeyler paylaşmıyorsunuz. Bir şeyi birlikte halledemiyorsunuz, bir paylaşım içerisine girmiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durumda da ne oluyor? İlişki bir zaman sonra artık bu iletişimsizlikten dolayı, iletişim kuramamaktan dolayı bitebiliyor. İnsanlar birlikte büyüyemediklerinde de bir ilişki bitmeye mahkumdur çoğunlukla. Şimdi taraflardan biri kendini birçok açıdan geliştirirken diğeri aynı yerde, olduğu yerde sabit kalıyorsa bu arada bir uyumsuzluk oluyor. İlişkiler aslında bir yolculuk gibi düşünün ya da bir tırmanış gibi düşünün, bir trekking gibi düşünün. Şimdi partnerinizle birlikte, eşinizle birlikte siz bir yolculuğa çıktınız. Beraber el ele ya da yan yana yürüyorsunuz. Fakat o bir zaman sonra orada kalmayı tercih ediyor. Siz ileriye doğru giderken o sabit bir şekilde orada bekliyor. Bir zaman sonra ne olacak artık? Arada bir fark açılacak. Arada mesafeler oluşmaya başlayacak. Arada gerçekten de uyumsuzluklar, çatışmalar gerçekleşecek. Bu kültürel anlamda, sanatsal anlamda, entelektüel anlamda, sosyal anlamda, hobisel anlamda, aktivitesel anlamda insanların birbirini aslında birlikte geliştirebilmesiyle alakalı çoğunlukla. Çünkü siz aynı yerde sabit kalırsanız ilişki birlikte büyümezse ilişki birlikte küçülmeye başlıyor. Birlikte yol alamadığınız bir insanla bir zaman sonra birlikte artık ayrılmaya ve uzaklaşmaya başlarsınız. Bu yüzden bir ilişki daha en başında bize beraber biz bu yolu yürüyebilir miyiz, yürüyemez miyiz, birlikte bir yol arkadaşlığı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bununla ilgili sinyaller veriyor. Ama biz bunları görmezsek o zaman ne oluyor? İşte ilişki bir anda durup dururken bitmiş oluyor. Gerçekten durup dururken mi sizce? Aşk ve bağlılık konusundaki bir eksiklik de tutkunun, şehvetin, tensel temasın, cinselliğin ilişkide yok olması ya da en azından taraflardan birisi için artık bunun hiçbir şekilde besleyici olmaması yine bir ilişkinin bitiş sebeplerinden biridir. Çünkü biz sosyal ortamda herhangi bir arkadaşımızla paylaştığımız şeylerin dışında bir yakın ilişkide paylaşımlarda bulunuruz. Akrabalarımızla yapamadığımız şeyleri eşimizle yaparız. Arkadaşlarımızla yapamadığımız şeyleri sevgilimizle yaparız. Herkesle yapamadığımız şeylerdir bunlar. Çünkü özel ve yakın alanımıza girer o insan. Dolayısıyla onunla sadece böyle bir kanka olursak, arkadaş olursak, sadece ev arkadaşlığı yaparsak, birbirimize başkan, muhtar, müdür, hacı falan gibi bir takım absürt, lakayt ifadeler de bulunur, bazı etiketler takarsak ne olur? Aradaki bu tutku, şehvet, aşk bunlar silinmeye başlar. Saygıyı da kaybederiz. Yani siz yani aşık olduğunuz insana işte başkan, müdür, muhtar falan diye hitap ettiğinizde yani onu bir şekilde değersizleştirirsiniz. Saygıyı yok edersiniz ve bu da ilişkilerde çok ciddi bir çatırdamaya neden olabilir. Aldatma elbette ki bir ilişkiyi bitiren, ilişkiyi kopma noktasına getiren çok önemli bir faktör. Çünkü bu artık kolay kolay telafisi mümkün olmayan bir sürece ilişkiyi sürükleyebiliyor. Aldatma zaten bir ilişkinin çoğunlukla fiili anlamda bittiğini ve bağların koptuğunu gösteren bir ifadedir. Erkek ve kadın farklı gerekçelerle aldatır ya da bunun çok genellenebilir bir tarafı yok tabii ki ama işte kadınlar için daha duygusal temalar ön plandadır aldatmada ama erkek için daha çok cinsel ve tensel bir durum aldatmayı tetikleyebilir. Bunlar dediğim gibi çok genellenebilir ifadeler değil. Fakat aldatma her ne sebeple olursa olsun yine ilişkinin bitme noktasına gelmesini sağlayan faktörlerden biri. Aldatma ile bağlantılı bir şekilde güven kaybı da yine bir ilişkiyi bitme noktasına getirebilir. Çünkü güvenmediğiniz bir insanla bir ilişki içerisinde bulunabilmeniz, orada kalabilmeniz çok mümkün değil. Güven böyle kolayca inşa edilebilen bir şey değil fakat bir çırpıda bazen yok olabiliyor. Bazen bir çırpıda yerle bir olabiliyor. Hani uzun uğraşlarla yaptığınız
Legoları, üst üste koyduğunuz legoları küçücük bir dokunuşla bazen yıkabiliyorsunuz. İşte güven bir ilişkide sarsıldığında ve bunun telafisi çok mümkün olamadığında yine ilişki bitme noktasına gelebiliyor. Değişen hisler zamanla insanların birbirine karşı hissettikleri şeylerin değişmiş olması da bir ilişkiyi bitiren faktörlerden bir diğeri. Hislerimiz değişebilir tabii ki. Hislerimizle alakalı her şey sonsuza kadar devam edecek diyebilmek çok mümkün değil. Hislerimiz zamanla değişebilir, durumlar değiştirebilir, koşullar değiştirebilir. Bazen yaptığımız herhangi bir şey karşılıklı birlikte hislerimizin yok olmasına neden olabilir. Bunlar tabii ki ilişkide bitişi, kopuşu bazen tetikleyebiliyor. Ve karşılıklı anlayışın, uzlaşmanın, birlikte bir konuda mutabık kalabilmenin mümkün olamadığı durumlarda da yine ilişki bitiyor. Çünkü bu beraberinde tartışmaları, kavgayı, şiddeti bazı durumlarda, ki şiddet dediğimizde bunu mutlaka sadece fiziksel şiddet gibi algılamak doğru değil. Şiddetin birçok farklı türü var. Mesela psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, duygusal şiddet gibi farklı farklı şekillerde insanlar birbirine şiddet uygulayabilir. Bazen sözsüz şiddet dediğimiz, psikolojik baskı dediğimiz şey de gerçekten fiziksel bir şiddet kadar insana acı verebilir. Bir ilişkide bu noktalar eğer gündeme geldiyse, biraz böyle bazı şeyleri konuşamaz hale geldiyse çiftler, yine beraberinde bu ilişkinin çatırdamasına, kırılmasına ve bazı durumlarda da bitmesine neden olabiliyor. Sınırların doğru çizilememiş olması, insanların sınırlarının çok iç içe geçmiş olması yine bir ilişkiyi bitme noktasına getirebilir. İnsanlar aslında, matematik dersinden bir örnektir aklımızda hemen canlanır, kümeler gibidir. A kümesi, B kümesi ve bu kümeler bir araya geldiği zaman bir kesişim kümesi oluşturur. C kümesi, ortak bir kümedir. Fakat bu küme eğer çok iç içe geçerse, A kümesi ve B kümesi tamamen bir ve bütün olursa, işte burada çok ciddi bir problem çıkıyor karşımıza. Kendimize ait özel bir alan kalmadığı durumlarda biz tükeniyoruz. Hani bu birbirimizin her şeyiyiz dediğimiz noktalarda A kümesi ve B kümesi iç içe geçiyor. Ayşe Ahmet'le bütünleşiyor, her şey oluyor. Hayatlarının tamamı merkezi birbirinin merkezine yerleşiyor ve kendileri için nefes alabilecekleri bir alan kalmıyor. Şimdi bu kümeler çok ayrık olursa, ayrık kümeler denen kavramı hatırlayın. A kümesi burada, B kümesi burada ve bunlar birbirlerinden uzaktalar. Hani bir tarafta Uranüs, bir tarafta Jüpiter gibi böyle ayrı ayrı çok alakasız yerlerdeki iki gezegen gibi düşünün. Bu da çok alakasız ve anlamsız. İlişkilerdeki sınırlar ve birliktelik o kadar hassas bir şekilde bir araya gelmeli ki bu kesişim kümesi, C kümesi birbirimizden uzak kalamayacağımız kadar iç içe olmamızı sağlayacak ama aynı zamanda kendimizi unutmamızı sağlamayacak kadar da geniş bir alan tanıyacak bize. Böyle olduğu zaman, sınırlarımızı doğru çizdiğimiz zaman bir olabilmek ve aynı zamanda birey olabilmek çok daha mümkün oluyor. Bunu yapamayan çiftler bir zaman sonra artık sıkıldıkları için, bunaldıkları için, tek başına bir birey olamadıkları için ya birbirlerine bağımlı oluyorlar ve bu ilişki bu şekilde devam ediyor ya da kopma noktasına geliyor ilişki. Evet, ilişkiler bazı nedenlerle bitiyor. İşte bu nedenlere çok fazla şey eklenebilir ama peki bir ilişki bittikten sonra ne oluyor? İnsanlar depresif bir şekilde bir sonraki adımı atmaktan korkar bir hale mi geliyorlar ya da böyle mi olmalı? Kesinlikle hayır. İnsanlar bir ilişki bittikten sonra bir sonraki aşamaya geçebilmek için ya da bir sonraki aşamada birini hayatına alabilmek için biten ilişkiden ders alabilmeli. Burada neyi yanlış yaptığını kendi adına öncelikle düşünebilmeli ve sonrasında neleri konuşamadıklarını, partneriyle aradaki uyumsuzluğun ne olduğunu, neyin bu bitişe sebep olduğunu çok güzel analiz edebilmeli. Ve böyle olduğu zaman ancak biz sağlam bir şekilde yeni bir birlikteliğe hazır olabiliyoruz. Çivi çiviyi söker diye düşünmek yerine ya da o ilişki bittikten sonra hemen unutabilmek adına hayatımıza başka birini almak gibi seçenekler çok da sağlıklı değil. Çünkü bir ilişki bittiğinde aslında biz bir süt içtiğimiz bardağın üzerine yeni bir içecek koymaya hazırlanıyoruz. Sütün kalıntıları hala bardakta varken üzerine portakal suyu koyduğunuz zaman karmakarışık ve tatsız, çok böyle mide bulandırıcı bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Sütü bardaktan boşalttıktan sonra, yani ilişki bittikten sonra artık bardağı temizlememiz lazım yeni bir içecek koyabilmek için. O bardak zihin,
o bardak duygularımız, o bardak düşüncelerimiz ve ancak sağlıklı bir şekilde o ilişkiyi bitirdikten sonra nefret etmeden, kızmadan, lanet okumadan, ders alarak, öfkeyle değil, gayet olgun bir tavırla o sayfayı kapattığımızda ancak oraya, o bardağa yeni bir içecek koyabiliyoruz, yeni bir başlangıç yapabiliyoruz. Bu vedalaşmayı yapmadan, bu zihinsel anlamda ilişkiyle ilgili bağınızı koparmadan lütfen hayatınıza yeni birini almayın. Bugün ilişkiniz bitti, hemen yarın hayatınıza bir insanı aldığınızda emin olun problemler kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çünkü bir kurtarıcı ararsanız eğer, bir kurtarıcı bulmaya çalışırsanız o kurtarıcıyı asla bulamıyorsunuz ve aynı hikaye tekrar tekrar kişiler değişse de, roller değişse de sergilenmeye devam ediyor. Bu yüzden bir ilişki bittiğinde yeni bir sayfayı açabilmek için öncelikle geçmişin kalıntılarından, eski ilişkinizin, biten ilişkinizin size neler öğrettiğine dair derslerinizi alıp yola devam etmeniz gerekiyor. Evet, sizlere biten bir ilişkinin psikolojisini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Lütfen sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşın. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten bir ilişki başka hangi nedenlerle bitebilir? Öyle ya, çok fazla neden var, çok fazla bir ilişkiyi bitme noktasına getirebilecek olan faktör var. Bunları da lütfen benimle paylaşın. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Mustafa Çay adıyla tüm neredeyse sosyal medya mecralarında beni bulabilir ve diğer paylaşımlarımı da takip edebilirsiniz. Yolculuğumuz devam edecek farklı farklı konularla. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.